Efendim ekranda gördüğünüz vatandaşlar sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nı paylaştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ateş püskürüyorlar. Bir paylaşımla ekmeklerinden olduklarını iddia eden bu işçiler soluğu İBB'nin binasında aldılar tabii. Toplamda 21 bin emekçinin tazminatsız işten çıkarıldığını belirttiler ve haklarını arıyorlar. 2019'da İmamoğlu geldiği zaman belediyelere bizleri komple tazminatsız işten attı. Sosyal medyadan. Sadece Tayyip Erdoğan'ı paylaştığımız için ekmeğimizden olduk. Sebepsiz yere işten çıkarıldık dediler. Belediye binası önünde eylem yaptılar. Şu ana kadar da bak 21 bin işçi atıldı. 21 bin işçinin anaların ahı bunların üzerinde. İBB'ye bağlı İspark'ta çalışırken 2019 yılında işten çıkarıldıklarını iddia eden iki işçi Saraçhane'de belediye binası önünde pankart açıp eylem yaptı. İşsizlik maaşı alamadık, tazminatlarımızı alamadık. Hala alamayan arkadaşlarımız da var. Tabii bu 21 bin kişi oldu. Bu ailelerin içinde yıkılan yuvaları çıkılan insanlar oldu. Tazminatlarını ödemeden işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler görevlerinden edilen tüm arkadaşlar adına hak mücadelesine girişti. Hiçbir şekilde kimsenin sana inancı kalmadı. İnsanları çok kötü bir şekilde mağdur etti. 15 yıllık tazminatımı vermedi. Sebepsiz yere işten çıkarıldıklarını iddia eden Birol Durmuş ve Ömer Çevik Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu'na şunu seslemek istiyorum. Görüşmek istiyorum. Oturturun, sakinleştirin. Görüşeceğim dedim. Numaramı aldınız. Ne aradınız, ne sordunuz. Siz anca algı ve reklam yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. 15 yıllık tazminatlarını alamayıp işten sebepsiz yere çıkarılan işçiler öfkelerini böyle dile getirdi. Dinlemiyorsun insanları. Siz insanları ayırmışsınız. A partisi, B partisi, C partisi diye. Yani bu şekilde bu değil, belediye yönetmek, siz ülkeyi bile yönetemezsiniz. 21 bin çalışanın İBB'den sebepsiz yere atıldığını söyleyen işçiler haklarının kendilerine geri verilmesini talep ediyor. Bunların verdiği namus sözüne bile inanmıyorum.